Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yeni bir canlı betimlemeler ile sizlerleyiz. Saatimiz 19.08. Biraz geciktikten kaynaklı. Şu an itibariyle güzel bir betimlememiz var arkadaşlar. Bugün Enes, Nazife, Zeynep, Merve ve bir tane kişi daha vardı. Can Akyol ve evet iki Merve ve canımızla birlikte çok güzel bir konu anlatacağız. İtalyan yemekleri. Hepimizin bayıldığı şeyler gerçekten. İtalyan yemekleri öyle yemekler ki dünyanın neresine giderseniz gidin bir kurtuluştur. Çünkü mesela yurt dışına gittiğinizde çok kötü yemeklerle karşılaşabilirsiniz. Ama bir İtalyan mutfağı gördüğünüz zaman dalarsınız oraya. En azından bir makarnası, bir pizzası, espressosu bilmiyorum neler anlatacak arkadaşlar ya da güzel... Hocam sesiniz gitti şu an sanırım. Şimdi gelmiş olması lazım değil mi? Evet geldi. Evet. Gerçekten oldukça güzel şeyleri bir bünyesinde barındıran hepimizin bir şekilde aşina olduğu yemekler ama bakalım arkadaşlarımız neler anlatacaklar. Ben de heyecanla dinleyeceğim. Önce sizleri kısa kısa tanıyalım mı arkadaşlar? Buyurun sizleri alalım. Hocam ben başlayabilirim isterseniz. Tabii. Ben Enes, Boğaziçi'nde PDR 2. sınıf öğrencisiyim. Başka anlatabilirim. Peki nasıl, yemeklerle aran nasıl? Yapıcı mısın, yiyici misin? Hani öyle sorayım. Hocam yapmayı da severim aslında ama yani yemek tarafı tabii ki daha çok ağır basıyor öyle diyeyim. İtalyan yemekleri de şu an yani pizza genelde onunla baş. Onu seviyorum. Diğerleriyle pek aram yok. Hani tatmaya fırsatım olmadı belki. Ama yani hepsi de birbirinden lezzetli görünüyor. Evet gerçekten de şeydir. Ama şeyle mi kalıyorsunuz peki? Yani tek mi evde ailenle mi kalıyorsun? Ben ailemle kalıyorum şu anda. Evet ailenle kalıyorsun. Acaba tek kalsaydın bekar evlerinde mesela bolca makarna. Evet kesinlikle. Pek İtalyan yemekleri gibi olmuyor ama makarnayı bolca yaparsınız herhalde diyorum. Teşekkürler Enes. Diğer arkadaşlarla da konuşalım yavaş yavaş. Tanışalım. Ben devam edebilirim. Tabii. Buyur. Nazife ben. Ben de ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde 2. sınıftayım. Ben yemeklerle hem yiyici taraftayım hem de yapıcı taraftayım. Hem yapmayı çok seviyorum, çok keyif alıyorum. Yemekten de bir o kadar keyif alıyorum. O yüzden bu betimlemeleri yapmak bizim için biraz, en azından benim için epey zorlu oldu. bu şekilde. Niye her tarifini verdiğin, anlattığın şeyi bir yeseydin Nazife böyle bir alıp bir yerlerde? Zaten her ödev için bir araya geldiğimizde ödev bittikten sonra kendimi mutfakta buldum. Ya bir şeyler sipariş edecektim ya da bir şeyler hazırlıyordum kendime. Öyle oldu yani. Evet süper. Peki İtalyan mutfağı seçimini yani sevdiğiniz için mi en çok o vardır diye mi aklınıza geldi? Çünkü bir sürü dünya mutfağı arasında onu. Aslında ilk önce dünya mutfağı yemekleriydi. Spesifik olarak İtalyan mutfağını seçerken motivasyonumuz neydi emin değilim ama aslında düşünce görsel olarak sanırım böyle anlatmasının keyifli olacağını düşünmüş olabiliriz arkadaşlarımla. Bir de çok lezzetli yemekleri var yani. Evet gerçekten öyle. Tam bir Akdeniz ülkesi ve bir sürü güzel evet. Göreceğiz. Evet devam edelim. Ben konuşabilirim hocam. Tabii. Öncelikle merhaba herkese. Merve Alpay. Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Yemek konusunda ben de hem yapıcı taraftayım hem de yiyici taraftayım. Yapmayı da severim yemeği de yani. Bir de İtalyan mutfağını seçerken hani çeşitli yemekleri var. Bir de Türkiye'de de çokça rastladığımız için daha çok meyilli oldum o tarafa. O yüzden İtalyan mutfağını seçtik. Başka diyecek bir şey gelmiyor şu an. Şunu sorayım. Bir matematikçi olan, matematik öğretmenliğinde bolca bir problem çözdüğünüzde veya yoğun bir soru kafanızın dolu olduğu bir an acıktırıyor mu insanı öyle? O beynin o yormasında sonra bir acıktırıyor mu? Evet hocam böyle soru çözerken insan hem stresli oluyor hem de daha çok çaba gösterdiği için daha çok yeme ihtiyacı duyuyor. Yani bende durum öyle gelişiyor. Ben kadın arkadaşlarım bu dönemde bolca çikolata yediklerini görüyordum ama sende de var mı bilmiyorum. Yani böyle. Ara sıra oluyor öyle şeyler.
Peki, teşekkürler Merveciğim. Sağ olasın, hoş geldin. Diğer arkadaşları da alalım. Ben konuşabilirim. Tabii. Herkese merhaba. İsmim Can. Soyadım Akyol. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencisiyim. Yemeklerle aram çok iyi. Hani hem yapmayı seviyorum hem yemeği seviyorum. Onun dışında Peki yemekten özel bir bahsedeyim. merakın var mı Can? Mutfak olarak yani İtalyan ya seçtiniz ama senin en çok sevdiğin Türk yemeklerini mi daha çok seversin yoksa ne gibi yemekler daha çok ilgini çekiyor? Ya ben açıkçası Antep yöresindenim. Aa O tabii. nedenle yemekle aram iyi. Yani Antep yemeklerini biliyoruz zaten. Evet. Anlatmama gerek yok. O yüzden yani baklavayı seviyorum genelde. Fıstık tarzı şeyleri seviyorum. İtalyan mutfağını yerim. Pizza yerim çoğunlukla. Onun dışında genel olarak yemeklerle aram iyi olduğu için spesifik bir şey veremiyorum şu an. Ne olursa yerim Bilmiyorum. diyorsun. Evet ama Antep Evet, ben ne olursa yerim yani. yani günün birinde belki başka bir grup bu devam ettiğinde bir Antep mutfağı betimlemesi de yaptırırız belki. Orada da çok güzel şeyler var hakikaten. Sağ olasın Can. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben konuşabilirim. Tabii. Ben Merve Tuğçe Tanış. Matematik öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Boğaziçi'nde okuyorum tabii ki. Ya ben bir Egeli olarak aslında böyle bir şey İtalyan mutfağını kendime çok bir tık yakın görüyorum. Özellikle zeytinyağı ya da sebzelerin kullanımı vesaire ama tabii İtalyan mutfağı daha bunu profesyonel yapıyor bunu. Daha renkler, daha farklı şeyler. Tabii ülkemizden daha farklı kullanılan şeyler de var. O yüzden İtalyan mutfağı zaten çok ünlü bir mutfak, herkes biliyor ama bence bizim Türkiye yöresi, Türkiye'de Ege yöresine de bence benziyor bir tık. Sanki Ege biraz daha sebze ağırlıklı da İtalya'da mutfağında daha etin de yoğun olarak kullanıldığı var gibi diye. Sadece kafamda öyle bir şey oluştu. Doğru mu Var yanlış mı? var. Yok yok var tabii ki de. Daha çok aslında öyle. Yani öyle zaten de böyle kullanılan şey otlar olsun vesaire olsun. Hani o tarz böyle garip otlar vesaire var. Mesela ben enginar anlatacağım size. Oh, evet. 16. yüzyıldan falan beri yapılan bir yemekmiş vesaire hani. Aslında tabii biz şeylerini biliyoruz böyle kolay ulaşılabilir olan işte Evet. şeydir makarnasıdır pizzasını da biliyoruz ama aslında ben bu şekilde yaklaştım. Tabii yani onlar en çok bilinenler. Yani şey de biraz önce anlattı Antep mutfağını. Orada da yani biz biliyoruz işte birkaç şey ama oradaki Antepliler onların çoğunu yemiyor. Evde yaptıkları çok daha farklı güzel yemekler var yani. O dışarıda yediğimiz şeyler öyle farklı gerçekten. Teşekkür ediyoruz Merve. İkinci Hocam Merve çok çok dedik. sağ olun. Evet. Şimdi bir kişi daha kaldı galiba. Evet, geriye ben kaldım. Herkese merhaba, ben Zeynep Güven. Boğaziçi Üniversitesi'nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığı bölümünde 2. sınıftayım. Bu kadar matematikçinin arasına nasıl girdin Zeynep sen? Olmuş öyle bir şeyler, ben de bilmiyorum. Değil Ben daha çok yiyeceğim. Yemek yapmayı çok sevmem çünkü o yemeğin hemen tüketiliyor olması benim biraz sinirime dokunuyor açıkçası. Yani benim onu izlemem lazım, önümde durması lazım biraz. Onun dışında görünüşü güzel olan her şeyi yiyebilirim. Benim için sunum önemli genellikle. Bu kadar. Süper. Bu arada şey tabii onu dediğin iyi oldu. Benim babam mesela şey sarma yemeğe hiç kıyamazdı ya da adam. Çünkü o düşün, o kadar uğraş sar. Düşünsene bir hop yani. Öyle bir şeydir yani. Baklava da mesela demin dediniz ya, ya kaç kat onu uğraşıyorsun, hamur bir koyuyorsun, ceviz tekrar sonra bir anda yeniyor yani, öyle bir yanı var. Arkadaşlar hepiniz böyle yemekle aranız iyi, kilolarla durum nasıl acaba, onu merak ettim. Hocam sormayın ya onları. Sormayalım diyorsunuz. Peki. Kapattım. Sustum. Bir takım kilolar alındı hocam karantinada. Evet. Bence mutlu olmak önemlidir. Yani çok da şey Hocam yap. ben aksine kilo veriyorum karantinada. Spor yapıyorsan belki olabilir ihtimalen. Ya da hem yiyip hem veriyorum diyorsan o zaman hepimize senden öğrenecek çok şey var. Ya spor yapıyorum yani, zaman buldukça yapmaya çalışıyorum da hani birazcık düzenlerimiz değiştiği için hani çok fazla yemek yiyecek zaman bulamıyorum diyeyim şu anda.
Evet doğru. Ben genelde mesela iki öğün yiyorum bu ara. Yani öğlen yemeği çoğu zaman yemiyorum. Yani sabah biraz daha geç kalkabiliyorsunuz dediğim gibi. Belki onu kastediyorsun. Öğleyi atlıyorsun. Bir de akşam yiyorum yani. Öyle bir durum oldu bende genelde. Peki arkadaşlar bu güzel tanıtımdan sonra yavaş yavaş konumuza girelim. Kim başlayacak? Hocam ben başlayacağım Enes. Evet'cim. Tamam. Üç tane yemeği anlatacağım size. İlki minestrone çorbası. Oo, çok severim o çorbayı ama görünüşünü anlat bakalım. Gerçekten mi? Ben hiç tatma fırsatı elde etmemişim o kadar. Şöyle ilk önce fotoğrafta beyaz bir kase içinde minestrone çorbasını görüyoruz. Bu kasenin sol tarafından çorbaya bir dilim kızartılmış ekmek batırılmış. Ekmeğin bir yarısı çorbanın içinde yani. Kasenin sağından da çorbanın içine hani kaşığın iç kısmını böyle yukarıya görecek şekilde biraz daha kaşık böyle yerle paralel olarak bir kaşık bırakılmış yani. Bu çorbanın içeriği de bayağı yoğun, koyu kıvamlı bir çorba yani bu. Çorbanın hani suyundan çok içine konulan malzemeler çorbanın hacmini oluşturuyor diyebilirim yani. İçinde de hani kabak, patates, havuç, kereviz sapları, koyu mor renkli bizim bildiğimiz kuru fasulyeye nazaran gayet büyük taneli bir fasulye de konuluyormuş içine. Bu sebzeler hani doğranıp parçalar halinde çorbanın içine konulmuş. İsteğe göre sebzelerin çeşitliliği de artırılabiliyor. Çorbanın içine ayrıca makarna da konuluyor. Bu makarnaların boyutu bayağı küçük. Biraz içine göçük. Minik daireler şeklinde diyebilirim. Çorbanın tanelerin, makarna tanelerinin üstünde ise böyle çizgiler var. Yani İtalyanların çorba dediği bu yemek aslında bizim daha çok sulu yemek diye tarif edebileceğimiz bir yemek. Çorba sıvılığında pek değil bizim bildiğimiz gibi. Zaten Gayet Avrupa'da genelde benim gördüğüm kadarıyla çorbalar ya yok ya da çok koyu oluyor. Yani onlar öyle bizim mercimek çorbası kıvamında çorba pek bulamaz. evet öyle sanırım hocam. Çünkü bizim hani mutfağımızda bir öğün dediğimiz zaman akşam yemeğinde çorba çok önemli bir yer kaplıyor ama sanki İtalyanlar da öyle değil gibi mi acaba? Ya bütün benim gördüğüm öyle çok çorba içmiyorlar ya da yani o sıvıyla vakit kaybetmek istemiyorlar. İçinde bir şeyler olsun istiyorlar bence öyle bir kafalarında şey var. Galiba daha lezzetli şeylere hemen geçmek istiyorlar sanırım. Evet. Ama Daha sonra nasıl çorba bu kadar mı? Devam ediyorsun. devam ediyorum. Tabii. Bu çorbanın hani sıvı kısmı da gayet koyu turuncu bir renkli. Bu domates sosundan kaynaklanıyor içine konulan. Çorbanın üstüne de parmak ucuyla hani diyebileceğimiz kadar azıcık parmesan rendelenmiş. Yani çorba kasesinin önünde yine rendelenmiş parmesan taneleri var. O tarafın sol tarafında da başka bir kızarmış ekmeğin köşesini görüyoruz. Pardon, sağ tarafında, özür dilerim. Küçük bir kızarmış ekmek köşesini görüyoruz. Çok güzel. Ben bu çorbayı biraz şeye benzetirdim. O yüzden seviyorum. Annemler Karadenizliyim ben de, Orduluyum. Karalahana çorbası yapar annemler. Tabii onda karalahana yok ama hani diğer fasulyedir, patatestir bir içinde olduğu için onu hatırlatıyor bana. O yüzden her içtiğimde böyle bir aa ne güzel çorba dediğim olmuş. Yani güzel bir çorbadır gerçekten. Evet. Tamam, devam edeyim. Fotoğrafın sol köşesinde de koyu bej renginde bir kumaş görüyoruz. Katlanmış biraz, yani belirli bir şey yok, hani şekli yok, katlanmış ve konulmuş gibi oraya. Betimlenen ilk kasenin sağ arkasında ikinci bir kase var. Onun içi de aynı çorbayla dolu ve içinde bir tane kaşık var onun da. Fotoğrafın en arkasında ve sol tarafta, fotoğrafın odağından da biraz uzak, yani biraz bulanık gözüküyor. Bir doğrama tahtası var orada da. O tahtada bu tutma yeri fotoğrafın arka tarafına bakıyor yani. Ön taraf bize bakıyor. Orada da üstünde bir tane kızarmış ekmek var. Yine bu ekmek bayağı kalınca kesilmiş. Yani büyük bir ekmek gibi. Ama bildiğimiz beyaz ekmek dilimi. Yani bu hepsi de bir
gri bir tezgahın üstünde duruyor. Gri ve böyle küçük siyah noktaları olan bir tezgahın üstünde duruyor. Öyle diyebilirim. Evet, bu İtalyanların da ekmeğe ne kadar düşkün olduğu orada görüyor. Bak, kızarmış ekmekle var, evet, orada evet. Daha ekmek var. Düşünsene yani. Kesinlikle ekmeği daha çok göreceğiz. O çorba zaten koyu bir çorba aslında. Hiç ekmek yemesen de olur ama yanında bir sürü ekmek var. İçinde makarna bile var zaten. Yani. Evet, güzel bir çorbaymış. Evet. Tamam, devam ediyorum. Hı-hı. Şimdi cannoli tatlısı var önümüzde. Hı. Fotoğrafta bir tezgahın yukarıdan çekildiğini görüyoruz. Yani fotoğraf tezgaha paralel olarak çekilmiş. Fotoğrafta tezgah üzerine konulmuş dikdörtgen beyaz bir tabak var. Çok derin bir tabak değil bu. Hani düz bir tabak. Yan yana üç tane yan yana dizilmiş üç tane kanuri tatlısını görüyoruz. Hamurun içini dondurulması da yapılan bir tatlı bu. Yani kare şeklinde kesilen hamurlar çapraz olan iki köşesinden birleştiriliyor. Daha sonra ortasına sanırım bir metal silindir konuluyor bu tabii büzüşmesin diye. Sonra donduruluyor bu. Öyle şekil veriliyor. Sonra dondurulduktan sonra çıkarılıp kızartılıyor. Dışı da bayağı böyle çıtır çıtır hani... Küçük baloncuklar böyle hani kızartılınca hamurun üstünde oluşuyor ve yumurta da sürüldüğü için tabii kızartılmadan önce bayağı çıtır çıtır bir hamur oluyor. Koyu kahverengi renkte bir hamur oluyor bu. İçine şeker konuluyor sanırım. Üstüne ama şey dökülüyor kesinlikle. Pudra şekeri dökülüyor. Öyle servis ediliyor. Bu çıtır çıtırlığı bizim lokma tatlısı çıtırlığı gibi mi oluyor acaba hamuru kızartınca? Aklıma öyle bir şey geldi yani. Şey acaba... diyebilirim hocam. Nasıl olabilir? Üçgen mi oluyor değil mi? Kareye iki de yani çaprazdan üçgen hale geliyor hamur değil mi o zaman? Üçgen bir hamur var elimizde sonuç olarak. Hayır, silindir bir hamur var aslında. İki köşeden birleştirdiği için çapraz iki köşeden. İçine de bir silindir konuluyor metal. Hani şeklini öyle alması için. Hı-hı. Anlatabildim değil mi? Evet evet tamam. Hı hı. Daha sonra bu hamurun içine şeker eklenmiş ricotta peyniri dolduruluyor. İtalyanlara özgü bir peynir bu. Yani bahsettiğim 3 rulodan en üstteki rulonun 2 çikolata parçalarına çikolata parçacıklarına batırılmış. Onun alttakinin iki ucuna da şekerle işlenmiş portakaldan yapılmış çubuklar konulmuş. Bu portakal çubukları şekli itibariyle düz olan hani kandili rollarına eğik bir açıyla konulmuş yani. Sola yatmış şekilde. Şekerlenmiş portakal dilimleri yani işlendiklerinden dolayı da turunculuğunu kaybetmiş ve rengi biraz sarıya doğru açılmış oluyorlar. Aslında jöle kıvamında gibiler biraz da. Görüntü ve yumuşaklık açısından. Biraz böyle ışık geçiren yapıları bile var. En alttaki rulo işte iki tarafı Antep fıstığına batırılmış. Üstlerine de azıcık pudra şekeri gezdiriliyor ve servise hazır duruyorlar şu anda tabağın üzerinde. Bu bahsettiğim tabak fotoğrafın ortasına biraz yakın ama biraz aşağıda ve biraz sağda. Fotoğrafta daha sonra gördüğümüz şey bu tezgahın sağ tarafına, yani fotoğrafın sağ tarafına lacivert bir örtü serilmiş. Tabağın yarısından biraz azı örtünün üzerinde, onu diyebilirim. Buyurun. Yok, devam et. Tamam. Bu örtünün üzerinde ve dikdörtgen beyaz tabağın biraz daha üzerinde cam bir kase var. Kasenin içinde de hani ricotta peynirini görüyoruz. Peynir kasesinin de biraz sol üst çaprazında Antep fıstıklarının bulunduğu cam kase var. Antep fıstığı kasesi örtünün değil de daha çok tezgahın üzerinde ama örtüye de biraz değiyor. Çok küçük bir ucu. Dibinin çok küçük bir ucu. Fıstık kasesinin sol alt dibinde de serpiştirilmiş Antep fıstığı taneleri var. Bu taneler oldukça büyük çekilmiş. Yani bir fıstığın 3 veya 4 parçaya
ayrılmış hali gibiler. Yani bildiğimiz, yani bizim kullandığımız toz hal gibi değiller. Daha büyükler. Antep fıstığının kasesinin de solunda kalınca bir tahta levha var. Bu levha muhtemelen hamurları doğramak için kullanılmış. Doğrama tahtası olabilir yani. Kanyonların bulunduğu beyaz dikdörtgen tabağa göre biraz daha sağa yatmış eğiklikte bu doğrama tahtası. Yani bildiğim, bahsettiğim ilk baştaki o beyaz tabak direkt fotoğraflarını aynı açıda dik duruyor yani fotoğrafı öyle Evet. söyleyeyim. Bir soru var bu arada, bu Facebook'tan gelmiş. Bu hamur milföy hamuruna mı benziyor Evet diyorlar? evet onu söyleyecektim aslında. Milföy hamuruna benziyor biraz çıtırlığı manasında. Ama tabaka tabaka bir hamur değil yani. Milföy hamuru çok ince ince hamurların Anladım. birleşmesinden oluşuyor. Bu öyle değil. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. Şimdi diğeri, üçüncü yemeğe mi geçiyorsun? Yok devam ediyordum Daha biraz devam daha. ediyorsun. Ya. Devam edeyim. Bayağı bir tatlının ne kadar Evet. ayrıntısı var. Evet. Aha. Evet fotoğraf biraz karışık aslında. Nerede kalmıştı? Evet, doğrama tahtası kanyonların bulunduğu beyaz dikdörtgen tabağa göre biraz daha yatmış şekilde demiştim. Üzerinde de en üstte hala hani hamura şekil vermek için kullanılan o metal silindirler duruyor. Bir tanesi bu hamurun içerisinde. Hamurun pişirilme kısmı tamamlanmış yani. İçinde duruyor hamur yani içine doldurulmak için bekliyor orada. Onun altında bir tane hamur var yine. Onun içindeki silindir çıkarılmış ve içi boş. O da pişmiş tabii bekliyor öyle. Onun altında bir de hani kullanılmayan bir silindir var hala. O da duruyor. Bu üç bahsettiğim biri içi dolu olan, içi silindirle dolu olan hamur. Diğeri boş olan hamur. Bir de kendi başına duran silindir. Hani tabağa biraz sağa yatmış şekilde duruyorlar. Öyle diyebilirim. En sonunda bu doğrama tahtasının altında biraz ve kare tabağın arasında bir beyaz kumaş var. Bu beyaz kumaş üzerinde mavi yazılar olduğunu görüyoruz. Süslü bir puntoyla yazılmış yazılar. Kumaşın en ortasında sicillerin bir haritasını görüyoruz. Bu herhalde bir pastanenin sanırım bir kağıdı olabilir. Öyle gözüküyor. Üzerinde yazan yazılar İtalyanca. Bu kumaş hem doğrama tahtasına biraz değiyor hem de beyaz dikdörtgen tabağa. Fakat beyaz tabağa değen taraf biraz içeri doğru katlanmış şekilde. Bu kadar. Şimdi üçüncüye geçiyorum. Bu bir kokteyl. Campari kokteyl ismi. Fotoğrafta tombul ve kısa olarak tabir edilebilecek iki bardak görüyoruz. Bunlar yer yer delikli bir dokusu olan taştan yapılmış bir tezgahın üzerinde duruyorlar. Bu bardakların kırmızıya daha yakın ama böyle turuncuya da azıcık çalan bir renkte içecekle dolu olduğunu görüyoruz. İçeceğin rengi oldukça parlak bir renk ayrıca. İçeceklerle dolu bu bardaklardan öndeki bardağın içinde bir yarım çilek ve bir dilim limon var. Çileğin yaprakları hala duruyor. Aslında fotoğraftaki tüm çileklerin yaprakları duruyor, koparılmamışlar. Bu da aslında tazelik hissini yaratıyor hani biz fotoğrafı incelerken. İlk bardağın hani bize yakın olan bardağın içindeki çiçek, yani çilek pardon, fotoğrafa yan duruyor. Hemen altında da limon var. Pardon, bardağın ilk bize yakın olan bardağın altında da iki tane çilek var. Birinin sivri kısmı bardağı gösterecek şekilde, diğerinin de sivri ucu biraz dışarı ama biraz da sağa bakıyor yani. Tam fotoğrafla paralel değil. Bardağın tam sağında ise iki tane kesilmiş limon görüyoruz. Limon dilimi. İlk bardağa nazaran biraz sağ arkada kalan ikinci bardağın içi de aynı içecekle dolu. Onun da içinde iki yarım çilek ve bir dilim limon var. İkinci bardağın son kısmında da bir yarım çilek görüyoruz. Onun da sanırım sadece yaprağı gözüküyor. Hani beyaz bir şeyle örtülmüş ama
ne olduğunu kestiremiyorum fotoğrafın odağından dolayı. İkinci bardağı bu arada, iki bardağı da sol üstten vuran ışık bardağın fotoğrafın sağ altında bir gölge yapmış ayrıca. Gölgede bilen içeceklerin rengini seçebiliyoruz. Bu parlak bir renk. Arkada da fotoğrafın odağının tabii bozulduğunu görüyoruz. Oradaki çileği göremiyoruz. Tamam. Bu kadar benim kısmım. Çok teşekkürler Enes, gayet bir çorba, bir tatlı, bir içecek. Karnımız doyuyor Evet. diğer arkadaşlar da. Evet, menüyü hazırladım. Evet, ana yemek yok ama senin şeylerinde. Çorba, içecek ve tatlı var. Bakalım yemek arkadaşlar da gelecek. Evet, arkadaşlarım da sıra o zaman. Çok sağ olasın. Eline sağlık. Evet. Demek ben teşekkür ederim. Merhabalar herkese. Ben devam ediyorum. İsmim Nazife. Hoş geldin tekrar Nazife. Ne anlatacaksın bize? Evet, ana yemeği de ben anlatacağım. Risotto anlatacağım size. Evet. Risotto. Bizim bildiğimiz pilav değil mi bu risotto ya? Lapo Evet, hatta lapa pilav. Yani kız onu tutturamadıklarında çok annelerimizin kızdığı, yani yapamamış pilavı dedikleri şekilde onlar onu yemekti. Evet, biraz da domates girince işin içine risotto olmuş. Evet. Gördüğümüz fotoğrafta beyaz yayvan yuvarlak bir tabağın üzerinde risotto var. Ha. Tabak siyah mermer bir tezgahın üstünde ve fotoğrafın arkasında bizim odak noktamız olan beyaz yayvan tabağın arkalarında başka tabaklar da görüyoruz. Hı. Şimdi risottomuza dönecek olursak tabağın tam ortasına iki büyük kaşık kadar risotto koyulmuş. Turuncu renk hakim bu risottoya. Çünkü domatesle yapılmış. Karışık bir şekilde koyulmuş. Yani bizdeki gibi kaseye koyulup şekil verilip ters çevrilmemiş. Karışık bir şekilde koymuşlar risottoyu. Pirinç taneleri baldo pirince benziyor. Biraz daha uzun ve ince diyebilirim. Daha iri görünüyorlar. Risotto aslında yapılışı itibariyle nişastasını salması ve o lapa kıvamı vermesi amaçlandığı için pirinç tanelerinin arasında ufak ufak o sosları görüyoruz. Yani o lapalığı veren sıvılığı görüyoruz. Aynı zamanda yine karışık olarak içerisinde ince küçük doğranmış kapya, kırmızı biberler, yine küçük doğranmış domatesler ve yeşil sebzeler görüyoruz. Maydanoz gibi, belki roka olabilir. Böyle tam seçilmeyen yeşil sebzeler görüyoruz. Bu şekilde. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok yani aslında çok da merak etmemiştim pilavı ama bu arada şey var, Enes sana bir soru, bu Campari içeceği alkollü bir içecek mi diye soruyorlar. Evet, hocam alkollü. Şarapsın karışımı bir şey galiba değil mi? Evet, sanırım öyle. Peki. Teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Evet, bir sonraki sayfaya geçeceğiz. Hı. Slide'da. Şimdi ise biskotti görüyoruz. Ha. Biskotti de Türkiye'de Selanik gevreği olarak da bilinirmiş. Aha. Bir çeşit kurabiye ya da bisküvi diyebiliriz. Kurabiye dersek her çok yumuşak bir kurabiye değil, sert bir kurabiye olduğunu söylemeliyim. Gördüğümüz fotoğrafta koyu lacivert, bayağı koyu lacivert, griye doğru giden bir koyu lacivertin üzerinde beyaz çizgilerle kareli bir örtü. Bu örtünün üzerinde de yine beyaz yuvarlak bir tabak görüyoruz. Yayvan bir tabak ama kenarları yüksek. Bu tabağın içinde de biskotilerimiz var. Karışık konumlandırılmış yine. Bazıları dikey, bazıları yatay, bazıları üst üste gelmiş. Biskotti şöyle düşünebiliriz. Dilim şey, yani dilimlenmiş bir baget ekmeği ve her bir dilimi bir biskotti aslında. Zaten yapılışı da bunu, yani buna benzer bir yapılışı var. Önce bir ekmek şekline getiriliyor biskotti hamuru. Daha sonra dilimleniyor. Her bir dilim kızarmış oldukça, kenarları oldukça kızarmış, ortaya doğru biraz daha açık renkte. Yani yanık bir krem rengi ya da yanık bir sarı rengi diyebiliriz. Ve içerisinde en lezzetli görünen kısmı bu kısmı. İçerisinde Antep fıstığı taneleri, badem taneleri, kuru üzüm ve kuru kayısı taneleri var. Ama bunları böyle bütün şeklinde görmüyoruz. Kıyılmış şekilde görüyoruz. Yani bademlerin ve Antep fıstığının
kesilmiş yüzlerini görüyoruz bisküvinin ya da kurabiyenin üst yüzeyinde. Gelsin kaloriler diyorsun. Peki bu evet, epey kalori. Dikdörtgen mi? Yani dilimler böyle baget ekmek gibi dedin ya. Nasıl dilimler? Tam olarak dikdörtgen diyemeyiz. Ama kenarları ovalleştirilmiş ve bir uzun kenarı biraz bombeli bir dikdörtgen diyebiliriz. Bu da geçen, bu biskotti'yi hiç duymamıştım. Geçenlerde bir şey vardı. Sandviçin birinin testini yapıyoruz. Tadam sandviçleri. Onlar QR kodlar koydular. Çok güzel. Orada geldi elime biskotti. Ha dedim, bu neymiş acaba? Demek ki o. Lezzetli dedi. Ben de daha önce hiç denemedim. Evet, ben de yani adını okudum aslında. Kendisini daha görmedim. Şimdi öğrenmiş oldum. Gelince yiyeceğim bakalım. Limon aromalı bir şey olduğu da tariften öğrendiğim bir şey. Evet, çok güzel Nazife. Bir sonrakine geçebiliriz. Geçelim. Evet, burada ise bruschetta var. Bruschetta aslında çok zengin bir tarif. Çok güzeldir ama bruschetta ya. Of, çok evet, yemiştim. Öyle, öyle görünüyor zaten. Bu aynı zamanda bizim kapak fotoğrafımızda. Resimde karışık desenleri olan bir masa örtüsünün üzerinde koyu kahverengini bir kesme tahtası görüyoruz. Hı hı. Kesme tahtasının üzerinde 3 dilim baget ekmeği var yine. yan yana dizilmişler. Ve o kızarmışlar. Kenarları oldukça kızarık görünüyor. Bruschetta aslında ekmeğin üzerine zeytinyağı ve işte sarımsak, biraz sarımsakla böyle ekmeğin yumuşatıldığı, kızarmış ekmeğin yumuşatıldığı. Sonra üzerine krema haline getirilmiş bir peynirin sürüldüğü. Bu bazın üstüne istediğiniz şeyleri koyabileceğiniz bir tarif aslında. Bu yüzden zengin bir tarif. Bizim bruschettamızda bahsettiğim ekmeklerin üzerinde krem peynir görüyoruz. Oldukça beyaz rengi. Üzerinde enginar çiçeğinin yaprakları var. Doğranmış ve muhtemelen yağda biraz kavrulmuş. Çünkü ayrık ayrık duruyor yaprakları. Sonra yine uzun ince kıyılmış kırmızı kapya biber görüyoruz. Ve maydanoz yaprakları serpiştirilmiş. Bir de yine ince kıyılmış soğan görüyoruz ama soğan, mor soğan, mor renkli bir soğan bu. Aynı zamanda ekmeklerin üstüne ve kesme tahtasının üstüne bezelyeler serpiştirilmiş. Ama bu bezelye bizim bildiğimiz bezelyelerden biraz farklı, koyu renkte ve biraz daha böyle dış yüzeyi buruşuk bir bezelye. Evet, bunları söyleyebilirim. Umarım kaçırdığım bir şey yoktur. Umarım eğer unuttuğum, kaçırdığım bir şey varsa arkadaşlarım uyarırsa çok sevinirim. Bir de resmin arkası. Daha önce yedin mi Nazife hiç bruschetta? Hayır, daha önce hiç bruschetta yemedim. Bak, bir gün fırsatın olursa mutlaka dene İtalyan restoranı. Yiyen var mı aranızda? Böyle aparatif verirler. Pizzacılarda falan da oluyor arkadaşlar. Bir gün sipariş falan verir ki söyleyin. Bakın güzel olabilir. Evet, ama yemekten önce veriliyormuş. Öyle bir gelenek. Evet, öyle bu aparatif ama adamlar bir tüm gördüğünüz gibi şu ana kadar siz kaç yemek, herkes üçer yemek mi tarif ediyor? Evet. 6 tane yemek tarif ettiniz. Neredeyse 5'inde hamur vardı yani. İçecek tarif. Evet evet, kesinlikle. Karbonhidratın çok bol olduğu bir mutfakları var. Canan Karatay görmesin bizi diyelim. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bruschetta'nın üzerine başka ne görülebilir? Salamura et görülüyor, mantar görülüyor. Yani dediğim gibi aslında birçok farklı şey konulabiliyor üstüne. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür yaptık ediyorum. Bir ekmeğin üzerine farklı şeyler süsleyerek ekmeği boşa getirmemek için yaptıkları bir yemek. Evet evet, kesinlikle. Evet. Da Sevda da oradan yorum yapıyor. Nefis, çok severim diyor Sevda. Evet, bruschetta güzel bir yemektir diyerek devam ediyoruz. Teşekkürler Nazife, çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Tekrardan merhaba hocam, sıra bende. Merve, ben Merve Alpay. Evet Merveciğim, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ben arancini yemeğini anlatacağım şimdi. Arancin. Evet, arancini diye okunuyormuş, yeni öğrendim. Resimde dikey şekilde konumlanmış bir doğrama tahtası var. Doğrama tahtası var ya. Bak, resimlerde o dikkatimi çekti. Mutlaka bir tahta kullanmışlar. Evet yani. Hocam, hepsinde ben de gördüm. Şimdi arkadaşların çoğunda var yani genel olarak. Daha sonra bu doğrama tahtasının ortası dikdörtgen şeklinde.
ve kenar kısmının bize yakın olan tarafı yarım daire şeklinde çıkıntılı. Bu çıkıntı yapmış olan yarım dairenin orta kısmında ise üst ve alt kısmı açık bir silindir şeklinde boşluk var. Doğrama tahtasının diğer kenar kısmında ise dikdörtgenin iki kenarının birleşmesiyle oluşmuş ucu sivri çatı şeklinde bir kısım var. Doğrama tahtasının bize yakın olan tarafının üzerinde ise iki adet birleşik nane yaprağı birbirine zıt yönlenmiş şekilde doğrama tahtasının dikdörtgen kısmıyla bu yarım daire şeklinde oluşan kenar kısmının birleşme noktasının üst kısmında durmakta. Birbirine zıt olarak yönlenmiş iki adet birleşik nane yaprağının hemen yanında yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda ve 10 santimetre eninde dikdörtgene benzer kahverengimsi bir renkte bir kağıt bulunmakta. Ancak kağıt tam dikdörtgen şeklinde değil, bir uzun kenarı ve bir kısa kenarı sanki rastgele bir yerden koparılmış gibi durmakta. Yani düz bir kesime sahip değil. Kağıdın üst kısmında ise 3 adet arancini bulunmakta. Bunların iki tanesi doğrama tahtasının üçgen çatı şeklinde olan kısmına yakın konumda bulunmakta ve üzerlerine bulanmış olan yumurta ve ekmek kırıntılarıyla derin yağda kızartıldığından dolayı altın rengini almışlar. Ayrıca top şeklinde yuvarlak bir görünüme sahipler. Ama yüzeyleri pürüzsüz değil ve üzerlerinde ufak ufak ekmek kırıntıları var. Derin bir yağda kızartılmış olduğundan dolayı arançininin kağıt üzerinde bulunduğu yerlerde yer yer nokta şeklinde ya da bulaşmış şekilde kağıt üzerinde yağ bulaşıkları görünmekte. Diğer üçüncü arançini ise birbirine zıt yönlenmiş nane yapraklarına yakın kısımda bulunmakta. Ancak bir bütün şeklinde değil, üst kısmından sanki bir yumurtanın zikzaklar oluşturarak çatlaması şeklinde ayrılmış. Ayrılan küçük parça nane yapraklarıyla hemen hemen aynı doğrultuda yer almakta. Diğer büyük parça ise ayrılmış olan küçük parçanın hemen alt kısmında. Ama konumu düz bir şekilde değil, çapraz bir şekilde konumlanmış. Ayrılmış arançinin en üst kısmında kırmızı şekilde küçük et parçalarına benzeyen malzemeler bulunmakta ve içinde yeşil top şeklinde bezelyeler de vardır. Orta kısmında ise sarı renkte bir pirinç pilavı bulunmakta. Bu pirinç pilavı en iç kısımdaki malzemeleri kaplayacak şekilde sarılmış. Ancak her yerden eşit miktarda bir sarılım söz konusu değil. Bir yerde pirinci fazlayken diğer yerde çok az miktarda bulunuyor. Ve arançinin en dış kısmında ise altın renginde pürüzlü ve ekmek kırıntılarının ufak ufak göründüğü bir kaplama var. Bu kadar bu yemekle ilgili Bir dakika, söyleyeceğim. ben arancini bir anlamaya çalışıyorum. Bu arancililer yuvarlak top şeklinde bir şey mi? Evet, yuvarlak top şeklinde böyle Top hepsi. şeklinde bir şey. Pirinç pilavından mı? Ya pirinçten mi? Pirinç mi yani ana malzemesi? Anlamaya çalışıyorum şimdi. İçinde pirinç var. Pirincin de sardığı et parçaları ve bezelye parçaları var. Ya pirinç et parçalarını mı sarmış? Et parçaları bezelye Pirinç gibi sarmış. onları sarıyor. Orta katman gibi düşünebiliriz pirinci. Ya enişte et var. Etin üzerinde Evet, pirinçler evet. sarılmış böyle top şeklinde. Pirinçlerin üzerinde de ekmek kırıntıları var. Bunu da yağda kızartmışlar. Doğru mu anlamaya Evet, yumurtaya ve ekmeğe banarak onları bulayarak kızartmışlar. Nasıl bir et bu? Yani kurutulmuş et. Ya küçük et, sucuk gibi bir şey. Yani et derken aslında sucuk kullanıyorlar orada. Etten yapılmış bir malzeme olduğu için ben et olarak tasvir ettim. Hani pek görünmüyor ne olduğu seçilmiyor. O yüzden onu kullanmak istedim. İlginç bir tat düşündüm de nasıl olurdu acaba diye ama yine de bir yerine ekmek koymuşlar. Ama yani eti pirinçle sarmalayıp üzerine ekmek kırıntıları ve yumurtayla şey yapıp bir yağda kızarttıkları bir top şeklinde değil mi? Bir Evet, evet öyle o bir şey. zaman büyüklükleri ne kadar yani bir parmak mı yani bir tanesi. Büyükleri baş parmağımızla o şey parmağımızı birleştirince yani ondan bir miktar daha büyük böyle yuvarlak Yani bir yapıyoruz ya. atışta ağzına atıp hop yiyebileceğim bir şey gibi mi görünüyor? Sanki o kadar gibi değil hocam. Biraz daha büyük. Birazcık daha büyük. Tabi bu tabi. Hocam içli köfte biliyor musunuz? İçli köfte gibi aslında böyle. Onun sanki pilavı fazla olanı, eti az olanı gibi böyle. Ben biraz yemiştim sanırım. Bir yerde şans eseri yemiştim. Tadı tabii ki de tamamen farklı ama içli köfte gibi yani şey olarak. Şey, peki dokusu da içli köfteye mi benziyor? İçli köftenin böyle hafif pürüzlü bir dokusu vardır ya. Bu nasıl bir dokusu var acaba? Tabii Yani anlaşılmaz. içli köftenin aslında şey pürüzlü değil. Normal onun hamur dümdüz oluyor aslında pişince ama bu yumurtalı olduğu için bu pürüzlü oluyor. Evet, pürüzlü. Anladım. Böyle şey gibi Ma panelenmiş gibi. ne yapılmış gibi? Panelenmiş gibi böyle çıtır oluyor ya. Evet. Evet, Öyle. güzel. İlginç bir şeymiş arançinin.
Bunu da deneyelim bir gün bir yerlerde. Aklımızda olsun. Peki. Evet. Şimdi ikinci yemeğim gnocchi diye okunuyor. Gnocchi. Evet. Resmin en alt kısmında ortası gri renkte. Kenarından ise 1 santimetre kadarı beyaz renkte olan, ortası düz, kenarlardan hafif çukuru olan bir tabak bulunmakta. Tabağın üzerinde yeşil otlarla harmanlanmış, yer yer yaprakları ve taneleri olan malzemeler bulunmakta. Bu yeşil yapraklı ve taneli otlar yaklaşık 3-5 santimetrelik boyuta sahip makarna görünümlü tombul birçok gnocchi ile karıştırılmış halde bulunmakta. Gnocchi'nin şekli sanki ekmeğin küçültülmüş hali gibi ortadan dairesel basık bir tombulluğa, kenarlara doğru hafif keskin olmayan dairesel bir sivrilişe ve incelen bir görünüme sahip. Ayrıca gnocchi'nin üzerinde bazı çizgiler yer almakta ve başlangıç kısmında daha yoğun olmak üzere tüm yüzeyinde kendini göstermekte. Bu çizgiler gnocchi'nin üzerinde girinti ve çıkıntı şeklindedir. Üzerindeki desen çizgi bir inik bir çıkık şeklindedir. Ayrıca bu desenin başlangıç yerinde bu girinti ve çıkıntı daha belirgin ve daha tombul bir şekildedir. Desen başlangıç kısmından devam ettikçe gnocchi'nin diğer yüzeylerinde izlerin seyrekçe ve ince olduğu görülür. Yani gnocchi'nin üzerinde oluşan desen parçalı değil, hamurun başından başlayarak devam eden çizgilerden oluşur. Resmimizde ise bulunan tabakta yaklaşık 30 adet gnocchi bulunmakta ve renkleri sarının daha açık tonunda. Patatesin iç kısmının sahip olduğu açık sarı rengine benzer bir renge sahip. Yeşil yapraklı ve taneli otlarla harmanlanmış gnocchi'nin en üstünde poşe şeklinde suda haşlanmış yumurta bulunmakta. Dışı tıpkı haşlanmış yumurtanın beyazının piştiğinde oluşan bir beyaz tabakadan oluşmakta. İçi ise tam olarak pişmemiş sıvı, yani güneş renginde sarıdan oluşmakta. Poşe yumurtanın görünümü ise yassılaşmış ve her an patlayacakmış gibi durmakta. Bu yemekle ilgili bu kadar anlatacağım. Peki Sevda diyeceğim, patateslerle sunuluyor yazmış galiba benim bildiğim kadarıyla, gerçekten de öyle patateslerin içinde bol olduğu bir. Yani ama bu da evet, hamurunda patates olan varsa bu da herhalde böyle yiyip abur cubur yemek gibi, böyle ara aparatif gibi bir şey mi? Sebze makarna olarak ben hamuruna baktığımda patatesten bir hamur yapılıyor. Zaten makarna küçüklüğünde, yani 3-5 santimetre boyutu var. Hani böyle kaşıkla kolayca yenilebilecek bir yemek gibi duruyor. Anladım, anladım. Değişik bir makarna ama patatesten hamur yapılması. Evet, evet. Patatesten yapılıyor hamuru. Evet, evet. Peki. Üçüncü yemeğimize geçersek. Üçüncü yemeğimin ismi tortellini. Biliyor musunuz bilmiyorum ama. Biliyorum galiba da, şimdi anlatınca hatırlayacağım. Yani yedim, kesin yedim ama makarna uzun değil, kalın bir makarna mıydı? Yanlış mı biliyorum? Bir bakalım. Tamam, anlatıyorum hemen. Resimde altı düz, kenarları yaklaşık 6 santimetre yüksekliğinde olan siyah renkli bir tabak bulunmakta. Tabağımızın iç kısmında yaklaşık 100 adet tortellini bulunmaktadır. Nereden saydın kız onu? 100 adet. Saymadım hocam, göz kararı. Tortellinin şekli ucu keskin olmayan bir sivrilikte, içe doğru dairesel bir yüksekliktedir. Bu dairesel kısmın iç kısmında bir çıkıntı bulunmaktadır, bir böyle şekil oluşturmuş. Tortellinin rengi açık sarı bir renktedir, aynı şey gnocchi'de olduğu gibi. Şimdi bir kalem gibi mi bu, yani silindirik? Şöyle sivrilen bir yapısı var ama dairesel bir sivrilik. Nasıl anlatsam, uca doğru sivri, uçtan içe doğru geldikçe dairesel bir şey, yükseklikte hafif 1 santimetrelik yaklaşık bir yükseklikte kapanıyor içe doğru. Sonra o iç kısmında bir çıkıntı oluşturmuş. Yani bir şekil verilmiş ona öyle. Bir objeye benzetsen neye benzetebilirsin? Onu anlamaya çalışıyorum. Pil tam yuvarlak değil anladığım kadarıyla. Uçları sivri, ortaya doğru kalınlaşıyor. Evet. Neye benzetebilirim? Şu an aklıma açıkçası hiçbir şey gelmedi hocam. Bayağı uğraştım bunu ama. Şey mi? Ya kare mi, yuvarlak mı, yani bu şey daire gibi mi, hani şey şekli olarak? Sona doğru yükseldikçe daire şeyini alıyor. Başta üçgen gibi başlıyor. Ucu sivri. Bu üçü sivri üçgen başlıyor. Ortaya doğru daire oluyor. Evet, zaten birleşik şekilde. Bu hiç ayrı bir kısmı yok. Ortasında çukur var en iç kısmında.
Neyse. Korsan şapkasından biraz daha yuvarlak bir şey diyebilir miyiz? Hatta korsan şapkasına bayağı benzeyen bir şey sanki. Yani korsan şapkası kadar kenarları böyle sivri değil. Bunun yapılışı aslında eğer arkadaş Merve izin verirse yapılışından belki biraz bahsedersem daha iyi canlanabilir. Yapılışında Sonra sen ondan bahset şeyini. tamam. Yapılışı. Ha? Yapılışını şey mi? Arkadaşım mı bahsedecek? O da bahsedebilir. Sıkıntı yok. Sen bitir, sonra yapılışından Tamam. bahsedebilirim. Sonra renginden bahsediyordum. Tortellinin rengi açık sarı bir renktedir. Aynı gnocchi'de olduğu gibi. O da patatesin iç sarısının rengine benzer bir renk. Açık sarı renkli olan bu tortellinin içinde iri doğranmış yeşil sebzeler, kuru domatesler, biberler ve baharatlar bulunmakta. Ayrıca tabağın en üst kısmında rendelenmiş parmesan peyniri parçaları bulunmakta. Bu kadardı. Yapılışını anlatabilir arkadaşımız. Şey, bunun o zaman bu böyle içi olan hani sanki bir mantar gibi, yani içi çukur dedin ya, içine bir şeyler doldurulmuş bir şey, öyle mi? Yani Evet, evet, biraz öyle, evet. ben tamamen yanlış hayal ettim, şimdi daha mantıklı oldu. Uçları sivri ama içe doğru daireleşiyor, yükseliyor. Evet. İçinde de bir şeyler var, bu mantar şeyler gibi, doğru mu anladım? Evet, o içindeki şeyden dolayı zaten işte o onun kitlesinden dolayı bir çıkıntı şeklinde bir şey oluşuyor. Evet. Şimdi sen bahsedebilirsin şeyine Merve'cim. Diğer şeyine bahsedeyim. Diğer arkadaş. Tamam. Şöyle, şimdi yuvarlak bir hamurun iç ortasına dolguyu koyuyorlar. Çıkıntı yapan o peynirli değil mi Merve? Peynirli bir dolgu koyuyorlar. Evet, aynen. Sonra onu ikiye katladıklarında o peynirli kısım ortada daha çıkık kalıyor. Peynir olmayan, dolgu olmayan kısım ise daha düz bir şekil oluşturuyor. Böylelikle yarım bir daire oluşuyor ama bir kısmı çıkıntılı, yani o dolgu oluyor. Daha sonra onu bir parmak hareketiyle iki ucunu birleştiriyorlar. Yarım dairenin iki ucunu birleştiriyorlar. Yarım dairenin iki ucunu birleştirdiklerinde o dolgu olmayan kısım kenarları oluşturuyor, kenar yüzeyleri. Sanki evet, bir şapka diyebiliriz. Dolgulu olan kısım ise içeride bir çıkıntı oluşturuyor. Evet. Biraz daha kafamda bir fikir olursa teşekkür ederim. Değişik bir yemekmiş. Bu da herhalde kaşıkla falan yenebilecek gibi bir şey mi? Yani böyle 100 tane de tabakta küçük küçük o zaman. Evet hocam, öyle yenilebilecek bir yemek. Peki, çok teşekkür ederiz. Ellerine Ne sağlık. demek hocam, sağ olun, teşekkür. Şimdi bir sonraki dördüncü arkadaşımıza geçiyoruz. Evet, bana geçtik. Ya önceki yemekle ilgili bir şey sorabilir miyim? Mantı gibi mi yani? Farklı bağlanmış mantı gibi mi? Yani sizin Aynı anlattığınız. değil mi? Bir çeşit mantı gibi, yani içine öyle şeyler koymuşlar. Farklı bir İtalyan mantısı diyebiliriz herhalde. Evet, onu soracaktım. Herhalde öyle. Şimdi ben başlıyorum. Merve Tuğçe tanıtmıştım kendimi. Şimdi çok eski bir yemekle başlayacağım öncelikle. Bu bahsettiğim enginar yemeğinden bahsedeceğim. Aslında bu Roma Yahudi kızartılmış enginar. Sarsivo alla guida tarzı bir okunuşu var. İtalyanca bilmediğim için affola. Şimdi bu aslında hem Roma'da hem de Yahudilerin de ortak yemeği olduğu için bir de Sarsio alla Romana tarzında da geçiyor. Yani iki farklı yapılış yemeği var. Ama genelde sunum ve daha basit olduğu için bu benim anlatacağım tarzı kullanıyor Romalılar da. Yani benimki biraz daha Yahudi tarzı olan bir Roma yemeği. Çok eskiye dayanıyor bu yemek, dediğim gibi işte 16. yüzyıllara falan dayanıyor. Şimdi önce bir şeyle başlayayım ben. Dış görünüşüyle başlayayım yemeğin. Normal bir tahta masanın üstünde beyaz bir tabak var. Tabak böyle dikdörtgenimsi, çok derin değil. Yanları da böyle ovalimsi. Sağ tarafında iki tane enginarımızı görüyoruz. Enginarlarımızı kızartacağımız için kızartılmış enginar diye aslında Türkçe'ye de çevirebiliriz bu arada. Kızartılmış oldukları için renkleri kahverengi, koyu kahverengi gibi. Ve enginar bildiğimiz üzere böyle yapraklı bir yapısı var. O yaprakların açılacağı bir durum düşünelim. Ya da gülü düşünelim. Gülü bastırdığımızda böyle yaprakları aşağıya doğru olur ya, eğilir diyelim. Hani tabağa koyduğumuzda aynı şekilde enginarı da o şekilde koymuşuz gibi düşünebiliriz. İki tane enginarımız
kenarımız var. Biri tam orta aşağıda, diğeri onun sağ çaprazında biraz. Ve sol tarafında da limon dilimleri var. Çünkü üzerine limon sıkarak yiyoruz bu yemeği. Ve üstünde de sanırım tam bu otu bilmiyorum ama şey var, biberiye var. Çok hafif yapraklı, böyle biberiye daha sık olur ama bu daha az yapraklı bir biberiyeye benziyor. Ama tam bitkinin adını da bilmiyorum. Oraya özgü bir bitki de olabilir. Dört dilim de dilimlenmiş limonun üstünde aksesuar olarak onu da koymuşlar. Yine aynı zamanda sağda da böyle kıvrılmış bir limon var. Şimdi bu yemeğin yapılış gereği zaten kızartıldığı için enginar, rengini söylemiştim şey olduğunu, koyulaşıyor vesaire diye. Bir de enginarın enginarı yukarı doğru kaldırdığımızda altında sapı gibi bir şey var böyle, şey evet. Gibi. Küçük buton gibi diyeyim, tabii onun daha bir kalınlığı var. Onu kesiyorlar biraz. Onu kesip limon sürerek yapıyorlar bunu yapacakları zaman. Oranın sanırım o limon sürülüp yakılması daha sonrasında oraya farklı bir tat verdiği için orası önemli sanırım. Bir de tam üstte yemeği böyle biz enginarı bastırdığımız için en üst noktada orası kalıyor. Orayı görüyoruz yani. Orası aslında hiçbir görüntüsel yanmış bir şey görüntü var aslında. Kahverengi bir görüntü var ama sanırım tat olarak hazırlanışında önemliymiş. Yaprakları var enginarın. Dış yaprakları soyularak yapılıyor. Kalan o iç yaprakları da bastırılarak kızartıldığı için ve yayıldığı için burada işte yapraklarını görüyoruz. İçi kesinlikle boş yapılıyor. Bir şey konulmuyor içine. Bazen tadlansın diye sarımsak, maydanoz koyabiliyorlar. Bir de fotoğrafta enginarlarımızın üstüne sanırım nane gezdirmişler. O tarz bir ot gezdirmişler yine. Ortadaki o enginarımız daha biraz daha farklı bir enginar. O da aynı enginar ama bu daha sık yapraklı bir enginar. Yapılırken bu enginarlar bizim bildiğimiz Türkiye'deki enginarlar gibi büyük kocaman enginarlar değil bu arada. Daha yuvarlak, daha böyle şekil alabilen enginarlar olduğu için böyle büyüklüğünde diyelim, mandalina'nın biraz büyük, bir tık daha büyük hali gibi düşünebiliriz. Büyük mandalinalar gibi düşünebiliriz büyüklüklerini. Tabii dışları yapraklı. Bu da sanırım diğer tarz olan o enginardan. İki tip kullanılıyormuş enginarlar yapılırken. Yine ikisi de yumuşak dokulu ve küçük enginarlar ama birisi daha sık yapraklı. Bu tam orta aşağıda olan daha sık yapraklı olan enginar hali. Yukarıda olan da daha yaprakları açık bir şekilde olan enginar, yumuşak yapraklı enginar. Aslında bir çiçeğe benziyor böyle bayağı. Gerçekten çiçeğe de benziyor, kozalığa da benziyor. Ve dışı da yanmış bir şekilde olacağı için biraz sert gözüküyor ve başka anlatabileceğim burada sanırım bir şey yap. Üzerine de limon sıkılıp gayet güzel servis edilip yeniliyor. O kadar hamurdan sonra iyi geldi bir sebze. Evet, aynen. Zeytinyağı ile yapılıyor. Evet. Gayet sağlıklı, hafif bir yemek. Şimdi ikincisine geçiyorum. Bir dakika. Bu da bir tatlı aslında, affogato. Bu da çok ünlü aslında. Türkiye'deki restoranlarda falan da görebileceğimiz bir tatlı. Bu arada dondurmanın içinde kahve yer aldığı için affogato aslında boğulmak demekmiş. Dondurma espressonun içinde kalacağı için tatlıda ya da içecek de diyebilirim. O yüzden affogato kelimesi İtalyanca'da boğulmak anlamına geliyormuş. O yüzden bu tatlıya bu ismi koymuşlar. Şimdi öncelikle dış görünüşünü anlatıyorum. Eski bir tahta zemin var. Zeminin üstünde küçük bir kase var. Ama kase böyle yukarı doğru bir kase. Sağ arka tarafta böyle demirden bir şey gözüküyor. Böyle bir tencere kapağı da olabilir. Çaydanlığın altlığı da olabilir. Ama odak noktasında olmadığı için çok iyi görünmüyor. Fotoğrafın ön kısmında bahsettiğim dondurmanın ve espressonun koyulacağı kase var. Böyle yukarı doğru bir kase.
Çok yukarıda değil tabii, çok büyük de değil. Dondurma zaten bir top konuluyor genelde. Ondan biraz daha yüksek bir kase. Üstüne de birinin baş parmağının tırnağını görüyoruz. Ekspresso bardağını döküyor üstüne dondurmanın tam. Fotoğraf bu şekilde gözüküyor. Bayağı gerçekten canımızı çektirecek bir şekilde güzel bir fotoğraf. Yani ekspreso ve dondurmanın bir arada olması ilginç. Evet, hatta likör de katıyorlarmış bazen, bazıları böyle de tercih ediyormuş. Bir de önemli olan önce dondurma konuluyor, daha sonra da ekspresso dökülüyor. Yapılışında böyle bir şey okumuştum. Şimdi fotoğrafta incelersek ekspresoyu döküyor. Evet, zaten bir tık da dökülmüş üstünden, kalanını da döküyor ekspresonun. Yani döküldüğü an tam ya, ilk anı değil. O yüzden dondurma tamamen beyaz değil. Altında ekspreso var, üstünde hala ekspreso dökülüyor halde. Beyaz büyük bir top dondurmamız var. Erimez mi ya dondurma o zaman üzerine ekspreso dökünce? Zaten o, evet, sonra cıvık bir hal falan alacakmış. Ama ilk başta konulurken dondurmanın çok soğuk olmasını istiyorlar genelde. Ama bu espresso ile falan erimesini istiyorlar. Zaten böyle cıvık bir hal alıyor böyle. Kaşıkla da yenilebiliyor ama içilebiliyor böyle. Tatlı ama kaşıkla sanırım daha uygun olur. Bu yemeği de... Zaman bağlı. Biraz beklersen içersin. Evet, gerçekten öyle. Evet. Evet, diğer yemeğe geçebilirim. Evet, güzel. Neydi bunun adı? Akya ne? Affogato. Agato. Evet, peki. Bir dakika. Tamam. Bu da bolognese soslu bildiğimiz makarna. Bolognese spagetti diye geçiyor. Şimdi fotoğrafı anlatıyorum öncelikle. Beyaz bir tabak var. Normal yemek tabağı gibi. Çok derin değil. Çok düz de değil. Beyaz bir yemek tabağı var. Sol tarafında bir çatal batırılmış şekilde duruyor. İçinde bayağı dolu dolu spagettilerimiz var. Spagettilerin kalınlığı böyle çok kalın olan spagettilerden değil. Normal bildiğimiz spagetti boyutlarında şeylerindeler ama biz bazen kırıp atıyoruz ya, bu sanırım kırılmadan atılmış gayet uzun spagettilerimiz. Şimdi üstünde de tabii ki de bolognese sosun özelliği kıymayla yapılması. Üstünde de kıyma var. Kıymanın içinde fotoğrafta makarnanın üstünde her yerde tamamen göremiyoruz kıymayı. Böyle kenarları çok az boşlukları var. Tam ortasında kıyma. Kıymanın üzerinde biraz parmesan rendelenmiş ve üstünde de fesleğen yaprakları var. Kaç taneydi? Ha, 7 tane fesleğen yaprağı vardı aynen. İkisi ortada, biri onların sağında. Diğer ikisi de böyle arka arkaya, o ortadakinin solunda. Biri bize doğru biraz bakıyor fesleğenlerin. Diğeri de aşağıya doğru, sağ aşağıya doğru. Bu tabağın altında kırmızı bir havlu ya da şey masa örtüsü gibi bir şey var. Sağın böyle fotoğrafın yani tabağın sol tarafının üçte birini kaplıyor gibi bir şey altının. Sağ tarafında masayı görüyoruz. Normal krem rengi bir masa. Sağ arka tarafta da sanırım orada tam ne var bilemedim ama un hamur gibi geldi bana. Sanırım hamur, sanırım makarnayı kendileri yapıyorlar ya. O hamur var sanırım. Bekleyen hamur gibi gözüküyor. Fotoğrafta çok net değil. Kırmızı bir tabağın içinde. Şimdi yapılışı gereği içinde bolognese sosun şey var, muskat diye bir baharat varmış. Bu muskatları görüyoruz. Biraz kahverengi kıvam ve şey vermiş, renk vermiş bu kıymaya. Normal bizim kullandığımız kıymalar biraz daha kırmızı falan oluyor ama bu İtalyanlarda muskat diye bir baharat kullanıyorlarmış. Evet. Bunu da böyle top top görüyoruz. Aslında böyle top karabiber gibi bir şey diyebiliriz aslında böyle kullanıldığı şeye. Onları görüyoruz. O da böyle kıymayı biraz daha koyu bir kırmızı renk vermiş. Yapılışında havuç ve kereviz suyu kullanıldığı için kereviz suyunu tabii ki de göremiyoruz renk olarak ama şey havuçların böyle küp küp taneleri bazen gözüküyor böyle kenarlardan. Bu kadar benim anlatacaklarım da. Bildiğimiz bolognese soslu spagetti aslında.
Peki, ellerine sağlık. Çok güzel. Sen de ilginç bir enginarla başladın. Değişik bir tatlı ve sonra klasik bir makarnayla kapattın. Eline Evet, evet. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi kimde sıra? Herkese tekrar merhaba. Ben Zeynep. Buradan sonra ben devam edeceğim. Bu Hı-hı. kadar yemeğin arasına biraz daha aperatif sıkıştıralım dedim ben. Önümüzdeki görsel focaccia sandviçine ait. Bu sandviçin adı Hı-hı. ekmeğinden geliyor. Bu ekmek ev yapımı diyebilirim. Ve genellikle içine kekik, biberiye, zeytinyağı ya da fesleğen ile tatlandırılarak yapılıyor. Hı-hı. Biz de fotoğrafın odağı bizim sandviçimizde. Beyaz renk tahta zemin üzerinde kare şeklinde demir bir tepside sunulmuş. Masanın önce bir genel atmosferini anlatayım. Masanın üstünde tepsinin kenarlarına serpiştirilmiş küçük yeşil yapraklar var. Arka plan oldukça flu olduğu için çok şey seçilmiyor. Ama masada uzun ve kenarları şekilli cam bir bardakta turuncu bir içecek gözüküyor arkada. Yanında da içeceğin sürahisi olduğunu tahmin ettiğim bir ovallik var. Tahta masanın diğer yanında yani sağ tarafında yine flu bir şekilde bir yeşillik görülüyor. Fakat ne olduğunu tam anlayamadım açıkçası. Bir sehpa üzerinde belki tabakta duran yeşillikler olabilir ya da bir ağacın dalı bile olabilir. Sandviçi tanıtmaya geri dönecek olursak iki ince dikdörtgen dilim ekmek arasına yapılmış. Ekmeğin üstü pidelerde olduğu gibi girintili çıkıntılı. Yer yer böyle kekik gibi küçük küçük siyahlıklar görüyoruz. Sandviç yapı ve en olarak ince bir peçete ile ortadan sarılmış. Peçete bir şerit gibi sandviçin ortasından geçiyor yani. Bu peçete üzerinden de ince hasırdan bir iple bağlanmış. Estetik durması açısından da ipin bağlanma yerine de iple paralel duracak şekilde ince yapraklı minik bir biberiye dalı yerleştirilmiş. Sandviç az önce de anlattığım gibi sarıldığı için içindeki malzemelerin uçları çok görünmüyor. Pardon yani şey içindeki malzemeler görünmüyor ama uçlarından anlayabiliyoruz. Alttaki ekmeğin uçlarında siyaha kaçan yeşil renginde pesto sosu var. Sosun üstünde dana mortadella salamanın katlandığı için dalgalanmış halde olan uçları gözüküyor. Bazı yerlerinde küçük oval şekillerde beyazlıklar var. Salamın üstünde de yeni ay gibi dilimlenmiş bembeyaz bir mozzarella peyniri dilimi var. Bu fotoğraf için benden bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederiz. Gayet güzel bir sandviç. Bu İtalyanların ekmekleri bu tür şeyle işte bruschetta'da benzer. Bu sarımsaklı ekmek de yaparlar falan. Farklı farklı. Ekmeklerin üzerini süslemeyi seviyorlar bir şekilde anladığım kadarıyla. Evet. Evet. İkinci görselimiz panna cotta adlı tatlıya ait. Beyaz Bunu belki bizim duydum. Hı. efendim hocam. Bunu duymuş olabilirim bu tatlıyı ama hatırlamaya çalışacağım şimdi. Hı. Beyaz bir zemin üzerine duran yuvarlak bir çukur cam tabakta servis edilmiş bu tatlı. Tabağın üzerinde gümüşü renkte çizgiler var. Hı. Tabağın ortasında kalp şeklinde 2-3 parmak kalınlığında ve beyaz renkli bir krema jelatin karışımı olan tatlımız duruyor. Bu burada özel olarak kalp şekli verilmiş. Bunu farklı şekillerde de yapabiliyorlar. Tabağın sol üst kısmından kalbin sol üst kısmına doğru meyveler dizilmiş. En arkada sapları koparılmadan ortasından kesilip yan yana koyulmuş çilekler var. Onların önüne kapkara böğürtlenler ve aralarına serpiştirilmiş minik minik kızılcıklar var. Kalbin sol üst köşesine de fesleğene benzer 6 tane yaprak yerleştirilmiş. Bu yapraklar aynı sapta. Dördü yan yana ve büyük, iki tanesi de dörtlünün üstünde ve küçük. Tabağın boşta kalan çukur kısımlarında meyvelerin ve kalbin etrafını saran kırmızı renkli jölemsi bir sos var. Bu sosun üzerine de tahminimce süt ile yapılmış beyaz renkli kalpler var ve aynı Ebu sanatında olduğu gibi bir bıçak ya da çubuk yardımıyla bu kalplerin her biri ortalarından geçecek şekilde bir yol çizerek kırmızı sosun kalplerin arasına akması sağlanmış. Bu da böyle. Teşekkür ederim. Son olarak da beyaz şarap ve şeftali püresinden yapılan bir Evet. kokteylimiz var, Bellini. Beyaz şarap şeyinden ne yapılan dedin? Beyaz şarap ve şeftali püresinden yapılan bir kokteyl, Hı. Bellini.
Görselde 3 tane ince uzun şarap bardağında bu içeceği görüyoruz. Arkada 2 tane, önde 1 tane var. Arkada ikisi flu ama genel anlamda aynı şekilde sunulmuş diyebilirim. O yüzden sadece bir tanesini anlatacağım. Bardakların kenarları bir saniye. Evet, bardakların kenarları buzlanmış gibi, yer yer bembeyaz. İçeceklerin üzerine ince ince dilimlenmiş 3'er adet şeftali konulmuş ve bu şeftaliler yelpaze gibi yerleştirilmiş. İçecek üstünde durabilmeleri için ortalarından bir çubuk geçirilmiş ve bu çubuğun bardağın ağzına yatay olarak dayandırılmış. Şeftalilerin arkasında da dik bir şekilde duran yemyeşil nane yaprakları yerleştirilmiş. Eline sağlık. Bu da gayet güzel bir kokteyl gibi görünüyordu Zeynep. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve Can, galiba sıra sende. Evet hocam. Ben müthiş bir yemekle karşınızdayım. Lazanyayı anlatacağım size. Evet, lazanya güzeldir hakikaten. Genelde herkesin hayır diyemeyeceği, çok lezzetli ve bir o kadar da hızlı kilo almamıza sebep olan hamur ağırlıklı bir yemek. Bir tek kilo aldırmayacak o enginar vardı galiba. Onun dışındaki hepsi kilo aldırmayacak. Yani İtalya dediğimiz zaman biraz daha karbonhidrat ve hamur ağırlıklı yemekler karşımıza çıkıyor. Biraz da tatlılar. İtalya'da ama insanlar da o kadar kilolu değil. Ha, ben tam onu soracaktım Can. Acaba İtalya'daki insanlar nasıl genelde görünüyorlar, görünüşleri? Fitler mi, kilolular mı falan diye değil diyorsun. İtalyan insanları, ya İtalyan erkekleri mesela ince ve uzun boylu olmalarıyla ünlü. Yani İtalyan erkeğine baktığımız zaman daha hani ince. İtalyan kadınlarının spesifik bir görüntüsü yok. Hani şey olarak hani tanıyabileceğim ama gene de yani halk olarak gayet fit bir halk. Ben çok hani İtalyan arkadaşlarım var, hepsi zayıf açıkçası. belki iklim nedeniyle de yediklerini yakıyorlardır. Yani iklimin de etkisi var demek ki. Bu da şeyi çökertiyor. Yani çok yersen ille de kilo alırsın diye bir şey yok. Başka şeyler de var. Belki de o kadar yemiyorlar. Bilmiyorum. Bir sürü faktör vardır. Üzerine konuşmak lazım. Biraz daha düzenli bir hayat yaşıyorlardır belki de. Yani evet. Daha hani sabah erken kalkıp daha erken yatıp vesaire gibi. Daha hani düzenlere oturmuş olabilir. Bilmiyorum. İhtimalen. İhtimalen. Peki. Başlıyoruz. Lazanyamız şekil, yani resimde bir lazanyamız var. Porselen bir tabağın üzerinde bir kare dilimi. Lazanyanın nasıl bir görüntüsü var? Lazanya sanki böyle domates suyunda pişirilmiş bir su böreği görüntüsü veriyor. Lazanyanın istediğimiz kadar katlarla yapabiliyoruz ama lazanyanın hamur katlarından katlarının arasına bolognese sosu dediğimiz ya da ona benzetebileceğimiz bir kıyma sosunu katların aralarına yerleştirerek bunu beşamel sosla aralarını süslüyoruz. Üzerine de mozzarella peynirimizi koyup eritiyoruz. Lazanyamız üzerindeki mozzarella peyniri bu fırınlanıyor. Fırınlanarak yapılabilen bir yemek. Bu hamur katları, hamurlar hazır da alınabiliyor. Kendimiz de açabiliyoruz. Genelde vermek istediğimiz şekil, hani yaptığımız kabın şeklini alıyor genelde. Onun dışında sosuna gelecek olursak, kıyma sosumuz kıymaları domates ve çeşitli baharatlarla pişirerek hazırladığımız basit bir sos aslında. İçine isteğimize göre fesleğen ya da biberiye gibi çeşitli otlar da serpiştirirsek daha aroması güzel oluyor. Lazanya benim de çok yapmayı sevdiğim bir yemek. Onun dışında fotoğrafta bir tane büyük bir lazanya dilimi ve fotoğrafın sol tarafından fotoğrafın içine girmiş bir çatal başlığı görüyoruz. Çatalın tamamı fotoğrafa girmemiş, daha yakın çekilmiş bir fotoğraf. Lazanyamızın üzerinde de fesleğen parçalarıyla süslenmiş. Böyle lazanya hakkında. Evet, lazanya geçen, şimdi kadının adını hatırlayamadım. Çok biliyoruz. Fox'ta da program yapıyor yine. İşte daha önce NTV'de yapıyordu. Kadın anlattığım şey, güllaçtan lazanya yapmıştı. Yani güllaç hamurunu kullanarak lazanya yapmıştı. Öyle bir deneme yapmıştı.
O aklıma geldi. Daha 2 gün önce gördüm. Villa çamuru biraz daha ince oluyor acaba? Nasıl olabilir? Bu biraz daha, çünkü lazanya biraz daha sulu. Yani bir su böreğine göre daha sulu ve o kıyma sosunun bütün katlarına eşit dağılması, sulandırmasıyla oluyor. Hani güllaç hamuru biraz ince mi kalır acaba diye Valla ben de düşündüm. bilemedim ama bayağı yapmış, denedi yani, öyle bir şey yerelleştiriyorum falan diye bir şey yapmıştı da kadın adına tuttum, şimdi bilirsiniz muhtemelen de, şimdi aklınıza gelir. Bakarsınız videosunun nasıl olduğunu, orada görürsünüz. Hiç aklıma geldi. Ama lazanyayı ben de çok severim yani. Güzel bir yemektir. Evet, ikinci yemeğe geçelim. İkinci yemeğimiz yine bir hamur işi olan pizza. Evet. Pizza genel olarak farklı çeşitlerimiz var tabii ki, ama ben margarita pizzadan Ben de bahsedeceğim. İtalyanlar için margarita, esas pizzayı margarita diyorlar. Yani çok doğru bulmuyorlar üzerine o kadar şey yapmayı sanırım İtalyanlar. Onun tarihçesine göre İtalya'da işte başlarda insanlar, yoksul insanların hani bir hamur üzerine domates ve mozzarella peyniri koyarak yediği bir yemekmiş aslında pizza. Ama bu 1889 yılı olması lazım sanırım. Kraliçe Margarita üzerine farklı işte fesleğen ekleyerek, yapımını biraz, tarifini değiştirerek pizza Margarita'yı Evet. çıkartıyor ve pizza Margarita öyle ünleniyor. Ha, güzel, bak bilmiyordum. Hı. Kraliçe Margarita adı da, ben de yeni öğrendim onu. Onun dışında fotoğrafa baktığımızda normal bir pizzanın tam tamına yuvarlak olmasını hayal ederiz, bekleriz. Ama bu pizza biraz da el açması bir pizza ve sanırsam eşit şekilde açılmamış kenarları, biraz daha böyle silindirimsi bir şekli var. Yuvarlak değil, böyle boyuna uzamış bir yuvarlak gibi düşünelim. O nedenle de fotoğrafta mermer bir yüzeyin üzerinde, siyah bir mermer yüzeyin üzerinde bir tane böyle eşit şekilde açılmamış bir pizza görüyoruz, kızarmış. Üzerinde domates sosu ve mozzarella peynirleri eşit şekillerde dağıtılmış. Onun üzerinde de fesleğen yapraklarıyla yine eşit bir şekilde bütün pizzanın yüzeyine dağıtılmış fesleğen yaprakları. Bu pizza ince kenarlı bir pizza. Hamur yoğunluğu olarak az bir yoğunluğu var. Alt katmanı. Onun dışında fotoğrafta bir tane pizza kesmek için kullandığımız silindirik ve bir o kadar bıçak kadar keskin bir silindirle kesildiğini görüyoruz bu pizzanın. Bu aracın tam adını bilmiyorum. Ama kesme cihaz, yani kesme bir şey diyeyim. Kesmek için kullandığımız bir aparat pizzayı. Fotoğrafta onun da yarısını görüyoruz. Tam fotoğrafın içine girmemiş. Onun dışında pizzamız kenarlarının eşit olmadığından, yuvarlığa benzeyen bir şekilde ondan bahsetmiştim. Bu kadar pizza hakkında anlatacaklarım da. Evet, bizde zaten çoğumuzun bildiği, Sizin ama bu sorularınız farkı varsa. biraz daha yuvarlaklığının uzunlamasına, silindirimsi olması olarak Evet. söyleyebiliriz. Peki, ve son yemeğimiz galiba. Evet, bu yemeğimizin, yemek değil, bu tatlımız. Bu kadar hamurun üzerine bir de tatlı eklemek istedik. Adı Torone. Torone. İtalya'da İtalyan nugatı anlamına geliyor. Nugat dedikleri tatlı. Aslında Türklerin de aşina olduğu bir tatlı. Yapısı gereği bu yumurta akı, nişasta ve mısır şurubuyla yapılan ve şeker ve tuzla harmanlanan bir karışımın dondurulmasından oluşan bir bar gibi düşünebiliriz. İçinde badem parçaları ve istediğimize göre bunu çikolatalı, parça çikolatalı ya da çeşitli kuru meyvelerle de yapabiliriz. Şu an ben size bal ve bademle yapılan bir toroneyi anlatacağım. İtalyanlar genelde bunu çok ağır olmadan hafif öğünlerinde, sabah kahvaltıda bile tüketebiliyorlar. Çok ağır bir tatlı değil.
Yapısı sert bir yapısı var. Döktüğümüz kalıba göre tabii ki şekli değişebilir ama genelde dikdörtgen kalıplarda bu yumurta akının soğutulmasıyla yapılan sert bir yüzeyi olan bir tatlı. Onun dışında resimde 4 tane İtalyan Toranesi görüyoruz. Bunlar küçük kalıplarda küp şeklinde bir tahta tepsi, yani tahta bir cisim üzerinde üst üste konulmuş. Bir tanesi de bunların tam solunda olacak şekilde duruyor. Ve içine konulan malzemeleri de göstermek amacıyla tahtanın üzerinde 3 tane badem konulmuş. Resmin daha flu olan kısmında da, daha arka tarafında da bir tane kase içerisinde balımız var. Buradan iç malzemelerini de anlayabiliyoruz. İçinde benim de anladığım kadarıyla badem, fıstık ve bal var. Beyaz akıyla da yumurtanın beyaz akıyla da nişasta ve mısır şurubunun karıştırılmasıyla o kıvam oluşuyor. Sert bir kıvamı var. Bu Türkiye'de bezenin yapımına benziyor birazcık. Bu köpük şeklinde bir tatlı var ya hocam, beze. Evet. Onun daha sert kıvamına benziyor. İtalyan nugası olarak geçiyor bu tatlı da. Torrone adı. Sormak istedikleriniz varsa. Şey dışı da sanki şeye benziyor değil mi? Helvaya benziyor biraz. Helva sanki mi acaba? Dış yapısı helva değil, sert bir tabakası var. Yani dışı direkt o içini oluşturan yumurta akı elementinin sertleşmesiyle düz bir yapı kazanmış dış yüzeyi. Anladım. Renk Yediğimizde olarak kıtır benziyor o kıtır. zaman. Evet, o anlamda benziyor. Onun dışında Bezeye benziyor dedin. Evet. bezeye benziyor. Evet, yapısı bezeye benziyor ama bezeden daha sert olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Hı. Peki, Can, var mı başka ekleyeceğim bir şey? Başka ekleyeceğim bir şey? Yok, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. 6 kişiden 3'er farklı 18 sanırım yemek İtalyan mutfağından betimledik ve bunların herhalde oranlar. Tabii en az 10 tanesinde kesin hamur vardı gibi geldi bana ama hani yine bilemiyorum, bakmak lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Çok keyif aldık. Biraz canımız da çekti. Karnı aç olanlar varsa bayağı çekmiştir diye tahmin ediyorum. Var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey arkadaşlar? Biz teşekkür ederiz hocam Biz dinlediğiniz teşekkür için. ederiz hocam. Çok sağ olun Sağ o olun. zaman. Evet arkadaşlar, 62. canlı betimlerim sona erdi. Bu hafta cumartesi günü çizgi film karakterlerini, pazar günü de bir tane çocuk romanının betimlemesini izleyeceğiz. Öyle devam edecek seçimiz. Şimdiden diğer betimlemelerde buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet, kayıt yapmayı unuttum ama Facebook'tan alırlar artık diye umuyorum. Peki, görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz. Hoşça kalın hocam. Görüşürüz hocam. Hoşçakalın.